Siz ne diyorsunuz Sayın İsmail Hakkı Pekin? Şimdi HDP bir seçim, bir tutum bildirisi yayınlamaya hazırlanıyor. Gözler bu bildiriye tabii ister istemez çevrildi. Çünkü HDP'nin oyları her iki ittifak içinde önem arz ediyor. Ve HDP her iki tarafa da bir mesaj veriyor. Bu ittifak tartışmalarına, aday tartışmalarına siz neresinden katılırsınız? Bu Akşener'le Kılıçdaroğlu arasında da bir taktik savaşı olabilir mi? Ben tabii ne Kılıçdaroğlu tarafından ne Akşener tarafından katılıyorum. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin çözümü basit. Bölgede Suriye'de bir Kürt devletinin kurulması ve yeni bir açılım isteniyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu açılımı yapacak kim olursa büyük ihtimalle HDP'de onun yanında olacak diye değerlendiriyorum. Ve göreceksiniz bu 27 Eylül'de yayınlayacağı o dokümanda yani kendi prensiplerine belirttiği dokümanda bunlar da yer alacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği anlaşmayı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği bu YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurması, Irak'taki şeyin durumu, PKK'nın durumu, Türkiye'deki PKK'nın durumu, Kürtlerin durumu bunlarla ilgili görüşülecek ve büyük ihtimalle yani bu iş özellik kavramına kadar ya da Türkiye'nin federasyon olmasına kadar gidecek bir sürecin başlangıcı öyle görüyorum ben. Eğer bu konuda evet diyecek parti kimse bu konuya bilsinler ki Türkiye her siyasi görüşmede toprak kaybeder. Yani açık ve net olarak her siyasi görüşmede toprak kaybeder. İkincisi bu partilerin oy alma şansı ister gizli ister açık ittifak yapsınlar ortadan kalkar. Yani Türkiye'de hiç kimse Amerika'nın kurulmak istediği ya da bir yeni bir demokrasi açılımına evet diyecek durumda değil. Ama şu var, önüne konan havuç önemli, ne havucu koyuyorlar. İşte iktidar iktidar olduğu zaman bazı kalemlerin, paraların ya da sıcak paraların musluğunun açılması, bu ve buna benzer belki bir takım şeyler var, temaslar var. Ben son geçen haftaki görüşmede de söyledik. CHP heyetinin oraya gitmesi, orada Bardan ile görüşmesi, yerleriyle var. Kuzey Kıbrıs'la görüşmesi. Barzani ve Kürdistan Kürt yönetiminden bahsediyor. Türk yönetiminin başbakanıyla görüşmesi dahil olmak üzere bu tamamen hem Amerika'ya hem o bölgedeki Kürtlere hem de Avrupa'ya bir mesaj hem de içerideki HDP'ye bir mesaj diye değerlendiriyorum. Onun için ben şu andaki görüşmeleri pek hayra alamet bulmuyorum. Onu söyleyeyim yani öncelikle. Çünkü gerçekten Amerika'nın pek iyi niyetli olduğunu sanmıyorum. Hem İYİ Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de onlarla beraber olacak ve ittifakına girecek partilerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini ve Türkiye üzerinde yeni bir oyun kurulduğunu, bu oyunun neler olduğunu seçimler yaklaşıkta çok daha fazla göreceğiz gibi gözüküyor. Bu konuda dikkatli olmalılar diye değerlendiriyorum. Aksi takdirde seçimi kazanırlar ama birçok şeyi kaybederler. Türkiye'yi kaybederler. Seçimi kazanmak başka bir konu. Seçimi kazandığını zannederken Türkiye'yi kaybetmek başka bir konu. Şimdi Demirtaş şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki bugüne kadar hiçbir seçim tehlike ve fırsatı bağrında bu kadar taşımadı. Sayın Sevinç, siz bu sözden ne anladınız? İsmail Hakkı Pekin'in söylediklerini de duydunuz. Sayın Pekin bunları söyleyince ben Demirtaş'ın bu açıklamasını birden hafızamda canlandı ve hiçbir seçim bu kadar tehlike ve fırsatı içinde bir arada barındırmamıştı sözüne bağlamak istedim. Siz de Türkiye'nin üzerine bir oyun kurulduğunu ve eğer dikkat edilmezse buradan çok tehlikeli sonuçlar çıkabileceğini, dolayısıyla ittifakların da çok dengeli ve düzgün bir şekilde kurulması gerektiğini düşünüyor musunuz? Tabii HDP'den Millet İttifakı'na verilen bu mesajları da
siz nasıl okuyorsunuz?